Ses 1-2, ses 1-2. Amına koyayım ha. Lan git artık. Evet, merhaba arkadaşlar, ben Muhammed. Bugün sizinle birlikte 2 ay sonra Total War Rome 2 oynamaya devam ediyoruz. Vallahi araya 2 ay girdiğinin hiçbir şekilde farkında değildim arkadaşlar. En son Temmuz ayında çekmişim önceki bölümü. Şimdi Eylül ayındayız. Yani Ağustos, Eylül tam 2 ay sonra bir Total War videosu geldi. Bu seriyi özellikle bekleyenleriniz varsa kusura bakmasınlar aga. Artık dediğim gibi küfretmek sizin hakkınız bana. Neyse arkadaşlar, en son nasıl bırakmışız onu bir gözden geçirelim. Öyle bölüme başlayalım istiyorum. Hatırladığım kadarıyla ben şurada, aynen, iç savaş durumumuz vardı. Bu iç savaşı söndürdükten sonra Roma'ya savaş açmak istiyordum. Sonra sanki beni duyuyorlarmış gibi iç savaşı bastırmadan Roma bana savaş ilan etmişti. Hem ayrılıkçılarla hem de Roma ile uğraşmak zorunda kalmıştım. Roma'dan gelen saldırıları püskürttüm ve bayağı bir tur bekleyerek buradaki ordumu Roma'nın bulunduğu İtalya yarımadasına çıkartmayı başarmıştım. Ardından Makedon ayrılıkçılarını bayağı bir dövmüştüm. Sadece bir şehirleri kalmıştı. Bu şehri de aldığım zaman iç savaşı tamamen bitirmiş olacağız. Aynı zamanda arkadaşlar, Roma'nın diğer düşmanı olan Massilia ile ortak düşmanımız olduğu için bayağı iyi anlaşmaya başlamıştık arkadaşlar. Bak görüyorsunuz, yemyeşil her taraf. Aynı zamanda doğudaki komşularımızla da bayağı iyi anlaşıyoruz. Şu anda bütün odağımız Roma'daki şu ordu. Bu orduyu kullanarak buradaki şehirlerini ele geçireceğiz. Bir de şöyle bir ayrıntı vardı. Aynen, ayrılıkçıların elinde bulunan son şehri de ele geçireceğiz. Tura atta diyelim, bayağı bir para birikmiş ya, maşallah, 104.000 altın ne demek? Vay vay vay. Şurada bir tebliğ yayınlayalım. Burada asayiş falan değil de para getiren, %19 vergi oranını artıran bir tebliğ yayınlayabilirmişiz. Bütün eyalet bizde olduğu için. Onun dışında ne var? Tayin edilmemiş bir kişi. Yeteneğini tayin edelim. Generali. Bayağı bir generalmiş bu ha. Savaştıkça bunlar tecrübe alıyor ya. O mevzular. Tamam, turu şimdi sonlandırıyorum. Ne oldu? Galatyalılar 12 bin altın karşılığında bizimle savunma ittifakı yapabilirlermiş. Halihazırda ticaret ve saldırmazlık anlaşmalarımız bulunuyor. Yani bir doğuda müttefikimiz olsa hoş olur. 12 bin de artık bizim için para değil. Verebiliriz. Tamam, kabul ediyorum. Savunma ittifakımız olsun. Yine ben kayıttayken birileri mesaj atıyor. Ne oldu? Ha, üniversite grubuna yazmışlar. Arkadaşlar artık devamlı olarak üniversiteye gidiyorum. 2 yıldır kaydımın bulunduğu üniversiteye gitmiyordum ama artık gitmeye başladım. Nasip olursa 2 yıl sonra mezun olacağım. Ulus düşmanlarınıza katılıyor Mısır. Bu Mısır yerinde durmuyor ha. Önceki bölümlerde de durup dururken saldırmıştı. Başkentleri Tahebesi'nin Hörekesi'nde. Niye savaş açtın lan bana? Gel barışak. Orta. Direkt de kabul ettiler. Bu ne, orospu musunuz oğlum? Birazcık aldığınız kararın arkasında durun şerefsizler. Şu orduyu gönderiyorum buradaki ayrılışlarının şehrine. Hala orduları orada mı acaba? Bakayım. Hala orada asker toplamaya çalışıyorlar. Bir ordu yeterli olur mu ki ya? Seni desteğe gönderebilirim ama şurada kalman daha iyi. Kanka, sen şu şehri bir kuşat. Bakalım alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. O zaman sen kuşatmaya devam et. Aklımda müthiş bir fikir var. Onu yapacağım. Sen gemiyle destek at şöyle yavrum. Şöyle sınırına kadar gel. Destek atabiliyorsun değil mi? Tamam, şu anda iki orduyla kuşatmış sayılıyoruz. Bu yüzden alacağız. Şöyle dengeli vaziyette saldıralım. Burayı ele geçirelim. Böylelikle Fatih'in de İtalya Yarımadası'na girdiği şehirden girmiş olduk Roma'ya. Burayı yağmalayacağım. Çünkü Roma bizi bayağı bir uğraştırdı. Karşılığını vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Buradaki binaları da hemen Makedon binalarına çevirelim. Askeri binaya gerek var mı ya? Yok, boş ver. Şuradaki binaları da asayiş veren binalara dönüştüreceğim. Yağmaladık diye asayiş yerlere düştü. Bari isyanlarla da uğraşmayalım. Burada bu ordu biraz dinlensin. Sonra diğer şehirlerine göndereceğim. Sen hareket edebiliyor musun? Edemiyorsun. Okey. Şuradaki ordu ne yapıyor? Ordu 31 çekmesin. Askerlerin maaşı boşa gitmesin abi. Siz şöyle buraya destek atacak şekilde ilerleyin. Buralardaki şehirlerimizde asayiş problemleri var mı? Yok, hepsi güllük gülistanlık. Çok iyi. Buralara bayağı barış getirdik. Bizden önce barbarların elindeydi. Durmadan savaş geçiriyordu oradaki yerleşim yerleri. Onların koruyucu meleği gibi bir şey olduk. Şurada bir tane donanmamız varmış. Donanma değil, ordu. Senin de artık karaya çekelim ya. İzmir'den giriş yap.
Eski adıyla Efes. Hızlı modda gir. Tamam, İzmir'i büyütebiliyormuşuz. Büyütelim abi. Buraya ne yapalım? Varoşlar denen bir bina var. İşte fabrika bölgesi diyebiliriz. Şurada dosta da yıkılmış bazı binalar var. Onları onarıyoruz. Buradaki asayiş neden bozuk? Hala hiçbir fikrim yok. Bir sürü asayiş binamız var ama sıkıntılı, anlamadım. Hatta dur, varoşluları da yapmayalım. Onun yerine yine asayiş veren bir bina yapacağım. Tırı sonlandır dedim. Ne oldu? Knossos bizim bağlı devletimiz değil mi? Evet. Bizim bağlı devletimiz olan Knossos diyor ki, kanka Mısır'a karşı savaşa katılır mısın? Ben o adamlarla yeni barış yaptım. Kabul edemem. Kusura bakma, senle barış yapmaya bak. Ticaret anlaşması feshedildi. Lugiler bu değerli müttefik ile ticaret artık mümkün değil. Allah Allah, ne oldu? Lugilerle ben ticaret yapıyordum, artık mümkün değilmiş. Çünkü düşmanları onları yok etti neredeyse. Ha, adamların şehri kalmamış lan. Yapacak bir şey yok abi. Bir müttefikimizi kaybettik. Lugilerle bir ara savaşmıştık. Sonra bir müttefikliğe dönüştü o. Kanka bak, şuradaki orduyu şöyle çekeyim ben. Sen gel ona bazı birimlerini aktar. Nasıl fikir? Şurada zayiat vermiş birimlerimizi. Yer değiştirelim biz en iyisi. Onun dışında bunlar ne, toraks kargıcıları. Şunları da ver. Şunları al. Bu ne, hoplit? 0 hoplit ver. Şu zarar görmüşleri al. Tamam. Sen şehire gir. Orada dinlen. Siz ilerleyin agalar başka şehirlere. Hangisine git mesela? Buraya git. Burası savunmasız değil mi? Ordusu yok. Aynen. Tertemiz. Burayı yine dengeli vaziyette ele geçiriyorum. Otomatik olarak sonuçlandıracağım. Gerek yok çünkü benim yönetmeme. Burayı da yağmalıyorum lan. Gaza geldim. Gerek yoktu ama yani yağmalama da iyi bir para da vermedi açıkçası. Yine de öyle bir yapasım geldi. Generalime terfi verdim. Ondan sonra Nike rahibesi denen bir tane sponsor alınmış rahibe var. Onu seçeceğim. Bu sayede müttefik veya bana bağlı topraklarda yapılan savaşlarda bütün birimler için +3 moral veriyormuş. Gayet iyi. Bir tane de mızrak kuşanmış bütün birimler için %5 yakın muharebe saldırı yeteneğini arttıran bir şey varmış. Onu da verdim. Şuradaki Roma ajanı benim moralimi bozuyor ya. Burada sabote falan edecek askerlerimizi şehrimize. O sıkıntı. Dur, yeni aldığımız şehri de tamir edelim. Ulan yıkıyoruz, tamir ediyoruz. Amelilikten başka bir şey değil ya. Bundan sonra yağmalamayacağım hiçbir yere. Ey Roma, senin baban var mı? Senin baban var mı? Benim sana savaş açmamı beklemeden bana savaş açtın. Mikrofonu dinliyor musun bilmiyorum. Kıllanıyorum durmadan. Kanka bak, buraya saldırıyorum. Hadi bismillah. Bakalım yenebiliyor muyum? Yeniyorum, yeniyorum ama ucu ucuna yeniyorum. Burada risk almayacağım. Şuradaki ordu ta oradan buraya kadar yetişebiliyor. Sen böyle dibine kadar gel. Beraber saldırın. Burayı ben yönetsem mi acaba ya? Burayı ben yönetebilirim açıkçası. Bak, paralı asker falan almışlar. Çaresiz oldular ya. Burayı da yönetmeyeceğim, boşver. Ben Romalılarla yaptığım büyük bir savaşı yönetmek istiyorum bizzat. Böylelikle arkadaşlar, bu şehri de aldığımızda resmi olarak Makedon ayrılıkçıların sonunu getirmiş oluyoruz. Burayı işgal ediyorum. Yağmalamaya falan gerek yok. Ulus yok edildi. Güzel. İsyan artık bitmiştir. Turu sonlandırıyorum. Tebliğ yayınlayabilirsiniz diyor. Ha, şurada bir tane tebliğ yayınlıyordum. Buradaki toprağımı ele geçirdiklerinden iptal olmuş. Yine vergi oranını artıran bir şey seçtim. Araştırma tamamlandı. Biz askeri araştırma yapıyorduk diye hatırlıyorum. Üstünden 2 ay geçti ama unutmadım. Çok güzel bir askeri araştırma vardı. Onu halletmeye çalışıyordum. Aa, bu değil mi? Evet. Kraliyet kışlası. Arkadaşlar, bu kraliyet kışlası askeri araştırmasını yaptığımız zaman bir askeri birim var. Önüne geleni şişliyor. Furkan rakibi şişledi. Yavuz. Böyle müthiş bir şey. Onu yapmak için bu araştırmayı bitirmeye çalışacağım. Onu araştırana kadar başka bir araştırmaya girişmeyeceğim. Çünkü onu görmenizi kesinlikle istiyorum. Bu ana kodumun Roma'sı da beni ajanlarıyla uğraştırıyor. Erkek, sen ordularını çıkarsana lan karşıma. Karı gibi ajanların arkasına saklanma adi herif. Sinirlendim bak, konuşamıyorum ha. Beni cinlendirme Roma. Şöyle önüme güçlü bir ordu çıkar da bir meydan muharebesi yapmak istiyorum. Ya ne zamandır Total War'da oynamıyorum arkadaşlar. Kayıt dışında hiç oynamadım. Özledim savaş yönetmeyi. Bir şey diyeceğim bak, hazır gelmişken asayişi bozuk olabilme ihtimali olan şehirlere bakayım. Orada burada bir anda isyan çıkmasın. Şöyle bir kontrol ediyorum hızlıca. Ha, burada bina yıkmışım. Yapayım.
Bak bu Romalı şehirleri Helen şehirlerine dönüştüreceğim zamanla. Haritanın yarısı zaten şu an benim. Doğru mudur? Doğrudur. Bütün Avrupa'yı ikiye bölmüşüm abicim. Şuradan şuraya geçmek için benim topraklarımdan geçmek zorunda. Gayet iyi. Bir şey söyleyeyim mi bak? Massilia. Seninle ilişkilerimi geliştirebilir miyim? Seninle ticaret yapıyorum. Bir de saldırmazlık anlaşmamız var. Benim bağlı devletim olmak ister misin? Şöyle bir 100 bin altın versem sana. Yok yine de kabul etmiyorlar, tamam. Gücü bize yakın sayılır aslında, ondan kabul etmiyorlar. O zaman savunma ittifakı yapsak 25 bin çalışır savunma ittifakına. Oluyorlar. Ama ona da gerek yok ya, zaten ben çok güçlüyüm, kimse bana savaş açmıyor ki. Savunma ittifakı yapalım. Bana bağlı devlet olabilecek enayiler bulmam lazım. Bastarnlar mesela, bak kardeşim gel. Bağlı devletim ol. Sana 25 bin vereyim. 36 vereyim. 50 vereyim. Oha oğlum, para ihtiyacınız yok mu lan? Sadece iki tane şehri olan bir barbar kavmisin sen. Adi herif ruhunu satmıyor ya. Siz olur musunuz Bozkır hordası? Lan sus. Al parayı. Aa kabul etmiyorlar kaltaklar. Aramın iyi olduğu bir ülkeye herhalde. Mesela dur bir Galata'yı kandırabilir miyim? Onlar da güçlü bir medeniyet sayılır. Size 100 bin vereyim, bal devletim olun ne olur. Yok abi ya, kimsenin para ihtiyacı yok mu? Allah Allah. Enayi bulamadım arkadaşlar. Bağlı devletim yapsaydım birilerine parayla hoş olurdu. Egomda tatmin olurdu açıkçası. Bak buradaki ordu dinlendi sayılır. Bunu yavaş yavaş Roma şehrine doğru ilerleteceğim. Artık bir zahmet karşıma ordu çıkarsınlar. Çünkü bu gidişle başkentlerini alacağım. Çıkartın lan artık. Şu şehri alayım gelmiş. Aa ordu gördüm. Kanka dur. Burayı yine dengeli vaziyette ele geçir. Buradaki ordu gelir benim yeni işgal ettiğim yere saldırır. Orada güzel bir savaş döner. Burayı da yağmalıyorum. İbret olsun. Kışkırtayım pezemekleri, gelsinler dalsınlar bana. Ordunun adı Ares'in Fedaileri. Yıkılmaz, çok tecrübeli bir ordudur ha. Bak direkt orduya bir gelenek verebilirmişiz. Şunu vereceğim arkadaşlar. Bütün mızrak kuşanmış piyade birimleri %6 daha iyi savaşıyor. Çok iyi, çünkü ordularımızın geneli mızrak kuşanmış birimlerden oluşuyor. Kanka burada o 20 birimlik büyük bir orduları var. Tamam gelin saldırın lan bana erkekseniz. Buradaki ordu da boş durmasın. Sen Knossos'un şeyi bu ordusu, tamam Roma ordusu zannettim de. Şuraya doğru ilerle kanka. Buradaki şehirlerini de ele geçirelim. Bu ne lan? Burası Massilia'ymış. Pardon dur, yanlış oldu. Oraya doğru gitme. Şuraya doğru git. Aa Roma ordusu var. Onlar da şey pozisyonunda, nasıl desem, hızlı gitme pozisyonunda, biz de hızlı gitme pozisyonundayız. İnşallah bizi pusuya düşürmezler. 18 birimlik ordumuza yazık olur. Hadi büyük savaş geliyor. Lütfen Roma'daki orduyu üstüme sür. Lütfen. Allah'ın varsa gelirsin Roma. Senin baban var mı? Bakayım. Aha. S**tler. Ortaya alıp kiyorlar. Bir de utanmaz pezevenkler pusuya düşürdüler. Arkadaşlar bunu ben yönetsem bile her türlü kaybedeceğiz. Koruyucu vaziyette kurtarmaya çalışalım kendimizi. Yok. Çalışmadı. Yemedi. Boynumuza yedik kılıcı. Soylu bir ölüm. Oğlum. Ülkenin başındaki adam yönetmiyordu değil mi orduyu? İnşallah o ölmemiştir. Başındaki general de gitti çünkü. Aa. Kanka hayır ya. Bak buraya da ordu getirdi şerefsiz. O bir anda oradan buradan ordu çıkartmaya başladılar. Burayı kendim yönetirim. O kadar da değil aga. Bu ordu sağlam. Savaş meydanında mücadele edeceğim. Öyle bir şey yok. Bunu kazanırız ya. Mi yırtacağım, kazanacağım, bekleyin. İki ordu var. 20 birim 20 birim 40 birimler bizim iki katımız. Ki elimizde olan birimler de biraz zayiat vermiş birimler. General birimi zaten GG. Ama ben bir şeyler yaparım. Bir savunma pozisyonuna geçip bir şeyler yapacağım. Abi bir anda iki ordumu da yok edemezler herhalde ya. Ben öyle olacağını pek zannetmiyorum. Bu ordu buradan gelecek. Bir tane de denizden gelecek ordu var. Nereyi savunabiliriz? Şu ortak bölümü savunabiliriz bence ya. Agalar, hobbitler öncelikle hobbit duvarı pozisyonuna geçsin. Sonradan yapmayı unuturum. Sıkıntı olur. Kargıcılar da kargı falanksı moduna geçsin. Bak burayı iki kargıcı tutuyor. Tamam mı aga? Kenarlarından geçemesinler. Dikkat edin ona. Şu arkayı iki kargıcı tutsun. Şurayı da iki kargıcı tutsun. Düzgün tutsun ama. Niye yamuluyor? Tamam. Buradan geçirmezler diye düşünüyorum. Şurası açık kaldı. Buraya da iki tane kargıcı diyorum, hoplit tutar diye düşünüyorum.
Geri kalan herkes ortada toplaşsın. Artık nereden saldırırlarsa oraya destek veririz. Okçular özellikle çok hayati bir rol üstlenecekler. Elimizden geldiğince okçularla morallerini bozacağız. Tepelerine ok saydırarak. General nerede? Generalin biriminin sayısı az olduğundan herhangi bir saldırıda direkt generalimiz ölür. General ölürse de bütün ordunun morali düşer, teslim olurlar. Dikkatli olmamız lazım. Şu anda bizi görmüyorlar. Gizli moddayız. Gemileri şuradan geliyor. Bak ya şuradan ya da şuradan dalacaklar ha. Hadi zamanı hızlandırıyorum, gelsinler bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Böyle iddialı sözler söyleyeyim, kazanma ihtimalimi yükselteyim. Önce olarak süvarilerini gönderiyorlar. Çünkü bizim orduyu hala göremiyor adamlar. Gelin, keşfettiniz mi? Yok keşfet. Oğlum kör müsünüz lan, buradayız işte. Heh, sonunda gördüler, tamam. Gel gel. Okçular, atış serbest değil, haberiniz olsun. Benim gösterdiğimi ateş edeceksiniz. Gerizekalılar. Aa! Lan kargıcının üstüne atlı öyle koşulur mu gerizekalı? Arkadaşlar şunları birazcık iteleyin siz. İteleyin biraz onları. Salaklar amık. Aa bak buradan da geliyorlar lan. Oha! Kanka dört bir yandan da saldırmazsın ya. Şuradan da geliyor, şuradan da geliyor, buradan da geliyor. Sıkıntı. Kanka şuraya bir tane destek çek. Pardon dur. Lan hobbitimiz yok mu boşta? Ha şuradaki boşluktaki hobbitleri çekeyim. Okçularım. Tamam siz atış serbest moduna geçebilirsiniz ya. Kime denk getirseniz sıkın abicim. Hatta bak şuraya sıkın. Burada bayağı yığılma var. Burada da generalleri saldırdı. Generallerini öldürürsek güzel olur ha. 9 kişi kaldılar. Aa düşman generali öldü. Niye tek başına buradan saldırdı bilmiyorum. Bir de en zor modda oynuyorum ha, anasını satayım. Biraz yapay zekanın akıllı olması lazım. Mal gibi daldılar. Agalar. Yok ediyor musunuz? Yok edin hepsini. Burada var bu sıkıntı, yok. Abi kargıcılarımın üstüne atlıyla kafa attılar. Mal gibi ölüyorlar. Okçular şuradaki kalabalığa sıkmaya devam. Aynen güzel bombardıman yapıyoruz oraya. Daha çok asker gelecek. Bunları karşıladık. İkinci dalgalıyı da karşılamamız lazım. Üçüncü dalga da burada. Onu kim karşılayacak? Değil mi? Böyle salak saçma espriler. Olur gibi, olur gibi. Mağdur görün agalar. Bizim general buff basabiliyor mu? Şuradaki adamların moralini yükselt kanka. Ah güzel. Agalar dalın. Okçular sıkıyor sürekli zaten. Tamam zayiat veriyorlar. Muharebe dengede. Tamam. Buradaki piçler ölmedi mi hala ya? Generalimiz niye saldırı altında? General neredesin? Lan oraya niye daldın? Gitme, öleceksin orada general. Bizim general de bok yoluna gidecek düşman generali gibi. Dalma sen, ortada dur. Kanka ikinci dalga geliyor mu? Şuradan geliyorlar. Şuradaki ordularıyla birleştirip öyle dalacaklar diye düşünüyorum. Aklı varsa öyle yapar. Sizi tekrar pozisyon alın. Siz de şunları yok edin oğlum. 20 kişi kaldılar zaten ya. Hadi. Hobbitler bak buradan büyük bir saldırı geliyor. Arkalarına konuşanın. Tamam bunlar da artık teslim olmaya başladı. İlerleyin ilerleyin, yok edin onları. İttirin abi ileriye doğru, ittirin. Aynen beyaz bayrağı çekiyorlar. Adamlar da geliyor yenileri bak. Uuu bunların kalkanları falan büyük ya, bunlar güçlü birimler herhalde. Buna lan sırtına karton parçası mı yerleştirip geliyorsunuz? Ha şu da beyaz bayrağı çekti, güzel. Kanka tamam kovalamayın onları, tekrar pozisyon alın. Ha şöyle. Buradan gelecekler gibi gözüküyor. Siz de bastırmaya devam ediyorsunuz değil mi? Güzel. Arkadaşlar biz bu savaşı her türlü aldık gibi gözüküyor ya. Sıkıntı yok. İyi ki otomatik sonuçlandırmamışım umutsuzluğa kapılıp. Kanka şu aşağıdan saldıracaklar herhalde ya. Etraftan dolaştırdılar. Hadi oğlum beyaz bayrağı çekin ya. Savaştan biri, sabahtan beri savaşıyoruz burada ha. Hadi.
Ne iradeymiş arkadaş ya. Şimdiye kadar 50 kere kaçmış daha benim askerlerim olsa. General bir kez daha buff versene şuradaki askerlerimize. Gitme ama oraya. Tamam. Bak geliyorlar. Korkutucular ha. Okçular şuraya gelin. Oraya daha fazla sıkmayın. Buraya daha fazla sıkmayın. Burada ok kullanmamız gerekecek. Cephanelerin çoğu harcandı ama elimizden geldiğince kullanmaya devam edeceğiz. Kanka bunlar güçlü birimler. Bu ne? Az önce baktığımızdan bile daha güçlüler. Zırhlarına falan bak. Konuşlanıyorlar. Hadi gelin. Hadi gelin ulan. Bizim süvariler de 31 çekmesin. Şuradan dolaşsın diyecektim de. Oradan da asker getiriyor. Şurada da askerleri var. Buradakileri niye kullanmıyorsunuz lan? Abi düşman generali daha öldü. Güzel. Ya şu anda 2-3 tane orduyla aynı anda savaştığımızdan arkadaşlar 2-3 tane düşman generali var. O yüzden zırt pırt ölüyor bunlar. Burada da sıcak temas sağlandı. Agalar dirayetli durun. Açık vermeyin. Açık vermek yok. Tamam mı? Dirayetli durun. Süvariler arkadan dolaşmaya başlasın. Bunları kullanacağız. Sizleri bir gruplandırayım ben. Elmas pozisyonuna girin. Şuradan gelenleri direkt dalabilir miyiz ya? Aga bunlar da güçlü. Siz şimdilik şurada pusuya yatın. Kullanmayacağım hemen size. İşler karmaşık hale geldiğinde kullanacağım. Şuradan gelenleri de karşıla. Bunlar da güçlü ha. İsmine bak. Prim Cipes denizci ağır silahları. İyiymiş abi, iyiymiş. Dalıyoruz hadi. Burada bayağı bir kalabalık var. Okçular sıkın agalar. Buradaki kargıcılarımız zayiat vermeye başlamış. General buradaki adamı bufflayabilir misin? Moral düşmesin. Aa burası da tamamen bitti. Güzel, bu cepheyi tamamen kazandık. Kanka siz de etraftan dolaşın. Şöyle gelebiliyor musun? Oradan dolaşma, buradan dolaş. Şöyle dolaştırıp arkalarına çıkacağım arkadaşlar. Şuradaki birimi de yiyelim. Bak bunu ortaya aldık, yiyoruz. Yok edelim. Bunu da kullanacağız. Bu ne? Süvarilerime doğru getiriyor bunu. Öyle bir şey yok kardeşim. Öyle bir şey yok. Süvari hemen geri kaç. Neyse buradaki birimlerini süvarilerimize göndererek ordularını bir nebze olsun bölmüş sayılırlar. İyi oldu bizim için. Her türlü kazanan taraf biziz. Güzel, bunlar pozisyonlarından ödün vermiyor. Yerlerini terk etmiyorlar. Tipiyi terk eden okçular gibi değiller yani. Sen bu orduyu nereye götürüyorsun oğlum ya? Şunları da kullan artık, yapay zeka, gerizekalı mısın? Gençler siz ne yaptınız? Heh, gelin gelin. Gelmeye devam. Sizleri çok böyle iyi kullanacağım. Şuraya çekeceğim sizi. Bak bunlar da burada boşlu duruyor. Yedekli tutuyor. Kazanacağından çok emin yapay zeka. Bütün ordusunu yormak istemiyor. Ben senin yerinde olsam şimdi kullanırdım. Aa okçularımın cephanesi de bitti. Dın 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 dın. Okçularımızın cephanesinin bitmesi bayağı kötü oldu arkadaşlar ya. Çünkü bak karşı tarafta çok iyi zırhları olduğu için onlar da ölmüyor. Bizim askerlerimiz de zırhı çok iyi olduğundan bizimkiler de ölmüyor. Sabaha kadar savaşacaklar burada. Bir okçu avantajımız vardı, onu da kaybettik cephane bitmesi durumunda. 15 kişi kaldılar, bunlar beyaz bayrağı çekti. Nice nice, iyi. Tekrar pozisyon aldı şöyle. Agalar siz nereye gidiyorsunuz? Adam burayı korumak için bir birim bıraktı, okey. Ama şunlar, aa bak 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 bak. Bu savunmasız bir okçu gördüm, hemen dalıyoruz. O savunmasız okçuyu yakala orada. Agalar siz de geldiniz mi? Oh oh çok güzel. Bak şurada küçük bir cephe açabilirim. Şuraya gelin. Buradaki adamları da alırız. Olmadı şunları arkalarız. Bir şeyler yapılır burada. Aga biz zayiat veriyoruz mu? Bakayım. Aa zayiat vermeye başlamış bu birim. General bir kez daha buff ver. Kanka siz de şöyle arkalardan saldırsanız onlara. Kalkan duvarı moduna girin. Yavaş yavaş ilerleyin onlara. Bunlar bir kez de ok atacaklar. Dalmadan önce düşman birime mızrak atıyorlar diye hatırlıyorum. Bakalım yapacaklar mı? Kendi askerlerimize atmayın ama, tamam mı? Aa bak burada da savaş başladı. Hadi atın lan mızrağınıza.
Destek benim geldi kargıcılar, korkmayın. Geldik geldik. Geldik, sıkıntı yok. Destek birimi gönderdim oraya. Süvariler de onların okçusunu yakaladı. Şunları da yakalayın agalar gelmişken. Elimiz boş dönmeyelim. Buradaki okçuları da şuradan benim adamım mı okluyor gerçekten? Sizin adınıza koyayım. Kanka sizi geri çekeyim ben. Ama çok da geri çekmek istemiyorum ya. Şuradaki orduyu bir anda şuradan sokabilir. Ondan çekiniyorum. Bir tane süvarimi şuraya getireyim. Bundan okçusunu buradan yakalarım. Buradan yürütürsem bu yakalayacak beni. O sıkıntı. Şöyle dolaş, onu alalım orada. Geri kalan iki süvari de şunları bir anda arkalasın. Bak bak nasıl okluyor beni şerefsiz. Koşun oğlum koşun, bizi fena okluyorlar. Siz de onlara bir arkadan girin çıkın. Gir çık abicim. Bak bak geliyorlar. Özel harekat geliyor. Hop güm. Uf 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 uf. Hiç beklemiyorlardı bu saldırıya. Diğer süvari. Onlar da geldi. Şu okçuyu yok et kanka. Sabahtan beri okluyorlar bizimkileri. Agalar siz de tamam girdiniz. Hemen geri çıkın. Adamlar destek atıyor. Kaç kaç kaç. Kaç kaç. Güzel. Biri beyaz bayrağı çekti bile. Çok iyi oldu bu. Burada savaş alemde. İdare ediyoruz. Sıkıntı yok. Bunlarda da okçularını yakaladık değil mi? Yok edeceğiz. Tertemiz iş arkadaşlar. Çok iyi yönetiyorum savaşı. Keşke milattan önce antik zamanlarda doğsaydım da şöyle çok iyi bir general olsaydım ya. Hizmet ettiğim imparator bana sakso çekerdi. O kadar iyi bir general olurdum bence. Kanka bu süvariyi tekrar şuraya çekeyim. Bunu kullanırız ileride. Burada gizli bir şekilde dursunlar. Ya da dur dur dur. Agalar siz tekrar dalın şunlara. Ansızın sizi gittiler gittiniz zannediyorlar. Tekrar kullanayım. Buradan durum ne? Kanka burada kaos var. Sadece kaos. Sadece kaos. General arkadan buff vermeye devam. Buff ver, moral ver adamlara. Bak şuradaki birimleri de şöyle hafiften şuraya doğru çekebilirim ya. Hatta dur, hoplitler gelmesin, hoplitler burada arkada dursun. Belki işler yolunda gitmez, adamlar cephemizi delik açar, o zaman kullanırız. Hoba, bir kez daha yapıştırdık süvarilerle. Yine beyaz bayrak çektiler. Çok iyi. Şimdi şöyle gel, şöyle gel. Tekrar uzaklaşın abicim. Buraya kadar gel. Bir kez daha dalacağım. Sonra çıkartacağım. Hop dön 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 dön. Bir anda dön. Bir anda kustur. Dal tekrar. Hop. Ava güzel. Güzel. Şimdi tekrar çıkın arkadaşlar. Tekrar çık. Çık şöyle. Bak arkadan adamları geliyor. Bu sefer buraya dalın. Oğlum şuradaki birimleri niye kullanmıyor anlamış değilim ya. Dalın şuraya. Dalıyorsun değil mi? Ah güzel. İyi arkaladık. Bunların da moralini düşürelim biraz. Tamam orada fazla oyalanmayın. Yoksa yok olursunuz. Gelin şöyle. Birkaç tanesi beyaz bayrak çekti. İşe yaradı. Arkadaşlar düşman birimlerin moralini düşürmek için arkadan saldırı taktiğini kullanabilirsiniz. Hem fazlaca zayiat arıyorlar hem de moralleri aşırı derecede düşüyor. Çünkü adam dehşete kapılıyor lan. Bir anda arkandan düşman askeri beliriyor. Sen de altına sıçarsın yani. Aa buradaki askerini kullanmaya karar vermiş kral. Süvariler bir kez daha giriyoruz buraya. Koşun. Siz de pozisyon alın. Kargıları çekin. Aynen aynen indir indir indir. Son anda yetiştik. Oo mızrak attılar lan kafamıza. Tamam bunları burada tutarız herhalde. Destek gerekebilir. General tekrar taktik. Taktik diyorum, destek. Agalar bunların üstüne artık yürüme vakti geldi. Hepiniz yürüyün üstlerine. Süvariler siz ne yaptınız? Dalıyorsunuz mu? Dal abicim. Dal dal, niye bekledin orada ya? Dal 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 dal. Ha şöyle. Tamam sonra bir anda şuraya dön. Bir anda şuraya dön. Dön şuraya. Koş koş koş. Hop. Bu ne lan böyle burada duruyorlar?
Güzel, şuraya dalıyoruz. Tamam, çok zayiat verdiniz. Tekrar çıkın. Sizler ne yaptınız? Hallediyorsunuz bence ya. Şöyle bir şunun yanına doğru geçsene. Şuna bir yandan sok mızrağı. Sok sok. Eh, güzel. Tamam. Bunu araya alın, yok edin abicim. Burada bastırmaya başladık. Güzel. Hepsini yok ettik neredeyse. Bizim buradaki hoplitler bayağı oyaladı onlara. Karşılığında bayağı zayiat verdiler. Tekrar dalıyoruz arkadan süvarilerle. Bu süvariler bayağı iş yaptı. Bayağı bayağı. Belki de bunlar günü kurtardı ha. Bunları da araya aldık, s**yoruz. Oğlum eski zamanlarda orduya katılırsanız zaman makinesini icat ettiniz diyelim. Yanlışlıkla Roma ordusuna gittiniz, tamam mı? Kesinlikle okçu olun. Bak bunlar ok attılar. Okları bitti. Sonra öyle takılıyorlar. Bekliyorlar abicim. Hiç savaşmadılar. Bir kişi bile ölmedi okçulardan. Aklı olan okçu olur. Bak buradaki adamlar telef oldu sabahtan beri, amına koyayım. Oha, dur. Süvariler çok zayiat verdi. Yok olacaklar. Ya da dur, hazır yok olmuşken kanlarının son damlasına kadar savaşsınlar ya. Bu saatten sonra yok olsunlar zaten. Baksana adam 7 kişi kalmış. Askerlerimi feda ediyorum ne yazık ki. Adamlarımız tereddüt içinde. Süvari değil mi? Aynen, bir zahmet tereddüt içinde olsun o. Onlar savaştan kaçabilir, haklarıdır. Buradaki birimi ne yaptık abicim? Yedik bitirdik, güzel. Namuslarıyla oynadık Romalıların. Boşuna sormadım, baban var mı? Baban var mı? Hadi lan, şurada 34 kişi mi tutuyor bizi ya? Yok edin şunları. Bir birim daha geliyor. Ya şuradaki askerleri hariç bütün ordularını yok ettik arkadaşlar. Onlar da ne yapacak bilmiyorum. Hadi lan. Artık gidin. Buradaki o askerlere destek lazım. Sizler koşun gelin. Bizi fena kıstırdılar burada. Destek atamıyorum. Şuradaki 17 kişi tutuyor beni ya. Kafayı yiyeceğim ha. Agalar koşun, desteğe gitmeniz lazım. Dur bir. Bunlar buradan bizi arkalamaya mı geliyor? Hele. 44 kişiyle. Şunları şurada tutun. İlerleyemesinler. Ha, buradaki askerlerini öldürdük. Güzel. Şimdi sıra bize geldi kardeş. Güzel. Koşun. Şunları hala kullanmıyor herif. Kafayı yiyeceğim ha. Selamun aleyküm gençler. Biz geldik. Sizler şöyle geçin, bir arkalayacağız bunu birimlerle. O mızrak atmanızı görmek istiyorum ha. Haberiniz olsun. Tamam, dalın. Mızrakları atın artık. At mızrağı kardeşim. Sen kimle savaşıyorsun lan? Hayali düşmanınla mı savaşıyorsun? Hadi. Yok edin hepsini. Zamanı hızlandırabilirim herhalde ya. Oo, burada güçlü birimleri var bak. General yakınlara gelsin. Burada ağır zayiatlar verebilirim. Böyle paldır küldür dalmamam lazımmış ya. Bakayım. Kazanıyoruz ama. Değil mi? Bakayım. Dengede. Şu kaybediyor. Sıkıntıdayız abicim. Bir tık sıkıntıdayız. Böyle paldır küldür dalmak iyi bir fikir değilmiş. Şuradaki ordu bizi tutup yenmez bir anda değil mi? Çok saçma olur çünkü öyle olursa. Şunları şöyle arkala. Arkala babacım. Aynen, indir kargıya. İttir sonra. İttir. Hah, yürü üstüne. Tamam, burayı yeneceğiz ya, her türlü sıkıntı yok. Şunlar ne yapıyor ben anlamış değilim. Sabahtan beri böyle tur atıyorlar buralarda. Kestiğin kızı mı arıyorsun şerefsiz? Çık artık şehirden. 38 dakika olmuş ya. Artık bitsin savaş. Zamanı hızlandırıyorum artık arkadaşlar. Bu şerefsiz buradan dolaşıyor.
Tutarım ki seni mol. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Okey arkadaşlar, yani şehre giren bütün orduları püskürttük. Geriye şuradaki askerleri kaldı adamların, bir de şu salaklar. Onların ne yapsam anlamadım ki yani. Bizim askerler aşırı yorgun artık. O adamların üstüne mi yürümemiz gerekiyor anlamış değilim. Mecbur öyle yapacağız sanırım çünkü adamlar gelmiyor. Onlar gelmeden de savaş da bitmiyor. Yani muharebeden ayrıl seçeneği yok yani. Yenilgiyi kabul etmek zorundayım ayrılmak istersem. Nasıl olacak bilmiyorum. Ben en iyisi onlara doğru ilerleyeyim ya. Sabahtan beri savaşıyoruz, artık bitsin bu savaş. Ah sonunda. Muharebeyi sonlandır. Bedeli ağır zafer aldık. Sabahtan beri savaşıyoruz, yetti. Bakayım abi, kargıcılara bak. 376 kişi falan öldürmüş. Uf, fena bir savaş. Adamlardan toplam 3000 kişi öldürmüşüz. Müthiş bir savaştı bence arkadaşlar. Yani 2 ay beklediğinize değdi. Ben de çok özlemişim oyunu. Savaş yanlış alarmlarla doludur. Doğru söylemişsin Aristo. Burada onların 2 tane 20 birimlik full ordularını yendik. Bu demek oluyor ki artık İtalya yarımadasına işgalimiz çok kolaylaşacak. Esirleri bir de üstüne öldürüyorum abicim. Tertemiz. Artık Roma'yı falan savunamaz bunlar. Gerçi bizim de ordumuzdan çok bir şey kalmadı ama paralı askerlerle falan bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Turu sonlandırmıştım en son, doğru. Ulus düşmanlarınıza yine katılıyor. Mısır yine rahat durmuyor arkadaşlar. Yine geldi savaş açtı ha. Gel barış yapak. Kabul etmediniz bu sefer ha. Gel lan, tamam harçlık vereyim, cebine koyarsın. Al sana 4000 vereyim şöyle. Harçlık koydum cebine, barıştık abicim tekrardan. Gerizekalı Mısır. Biz burada yendik yenmesine de. Roma'nın ordularını biz yendik. Ama Roma şehrine Masilyalılar mı kondu? Abi ben ekmek yemedim bu savaştan. Roma'ya bu şerefsiz Masilyalılar kondu. Adi herifler, bunu mu beklediniz? Bizim general terfi almış az önceki savaştan sonra. Hay anasını satayım ya, neyse. Arkadaşlar bence bu bölümlük bu kadar yeterli. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Yorumlar kısmında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, önerilerinizi bekliyor olacağım. Hala abone değilseniz, bu video sayesinde beni tanıdıysanız abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz, adios.